Nasılsın Nermin Hanım? Oğulların yatıştı inşallah. Aa, bakma bana öyle. Ben senin işini kolaylaştırdım. Hemen çarçabuk böyle fırtına gibi hallettik. Sana kalsaydı 15 sene daha beklerdin. Yalan yok. Her işi beceriyorsun. Ama bir şu evlenmeyi beceremedin. Ben senin işini kolaylaştırdım. Sayemde onu da yaşa. Onu da tecrübe et. Kısmetse ne zaman düğün? Her şeyi sırasıyla Cavidan Hanım. Ha bizim de canımız şöyle güzel bir düğün çekmiyor değil hani. Yakında anlı şanlı bir düğün yaparız inşallah. Hoş geldiniz. Ezocuğum. Canım. Nasılsın? Çok sevindim. Hani nerede yüzün? Ne yüzüğü? Harun evlenme teklifi etmiş ya Ezo'ya. Müjde. Cavidan Hanımcığım, dünür oluyoruz. Ben babaanneme daha söylememiştim ama. Hay Allah. Ben de güzel haberi duyunca öyle koştum koştum geldim. Gerçi yoksa burada ne işim var? İkinize de hala çok kırgınım. Özellikle de sana Ezo. Hani Harun'la Mert olayı önce benden duyacaklardı. Nasıl? Vallahi dün yemekte ne olduklarını şaşırdı çocuklarım. Yemeğe Harun'la Mert de mi geldi? Evet. Siz çağırdığınız için haliyle. Babaanne. Vallahi beni çok zor bir durumda bıraktınız. Harun evi terk etti. Mert de barut gibi tepemde. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Ben bilmiyordum zaten. Harun da bir şey demedi. Tabii seni üzmek istememiştir. Neyse ki ben Mert'ten öğrendim güzel haberi. Üzülme. Hadi şimdi güzel şeylerden bahsedelim. Canım. Hadi yüzüğünü göstersene. Nerede yüzüğün çok merak ettim. Bize bir müsaade eder misin? Biz önce bir konuşalım. Torunumla baş başa. Konuşun. Konuşun tabii. De. Yani gençler sevmişler birbirlerini. Bize evet demek düşer değil mi? Esma. Nermin Hanım gidiyor. Ona eşlik ediver. Tabii. Ezocuğum. Asla pişman olmayacaksın Ezo. Biz çok güzel bir aile olacağız. Kendinize iyi bakın. Ama. Oğulcum. Gelin hanımla görüştüm. Onu ziyaret ettim bugün. Vallahi istemem yan cebime koy diyor. Çok yakında evet cevabını alırsın çocuğum. Gözün aydın. Babaanne sen niye giriyorsun ana oğlun arasına? Yazık günah değil mi? Sen niye çağırıyorsun Harun'la Mert'i yemeğe? Kadın bize üstüne basa basa dedi ki oğullarıma ben söyleyeceğim Cemal'i dedi. Sen şimdi bana hesap sormayı bırak, sen hesap ver. Ne diyor bu kadın? Ne bu yüzük? Harun bana evlenme teklif etti. Olan bu. Ne? Hadsizlere bak. Yerini bilmezlere bak. Koskoca Cavidan Bozdağlı'nın torununa evlenme teklif ediyor. Kim bunlar ya? Hangi cesaretle? Babaanne sen kimsin ya? Ben kimim ki?
Ya babaanne sen niye böylesin? Niye her fırsatta insanları aşağılıyor? Tutturmuşsun bir bozdağlı bozdağlı diye. Ya burnun kaftağından aşağı inmiyor senin. Hayır soyad soyad dediğin de senin değil ha. Dedemden almışsın yapışmışsın bırakmıyorsun soyadını. Bak ben sana diyeyim ha öyle gurur duyulacak bir soyad da değil bu. Bizim geçmişimiz belli. Ben sadece iki katil tanıyorum bu ailede. Sen kim bilir neler neler biliyor. Bana bak. Ben o soyadını gururla taşıdım bunca yıl. Senin de aynı gururla taşıyacağına inanıyorum. Vallahi benim öyle bir sorumluluğum yok babaanne, kusura bakma. Kendi yükünü benim omzuma atma. Ben adımdan sorumluyum bir tek. Sen evlenecek misin bu adamla? Düşüneceğim babaanne. Eğer izin verirsen kendim düşüneceğim, kendim karar vereceğim.